İslam'a göre helal, yapılmasına müsaade edilen söz, tutum ve davranışlar. Haram ise yapılması yasaklanan kötü çirkin şeylerdir. Dinimize göre helal ve haram belirleme yetkisi Allah'a ve onun izniyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Hiçbir kişi helal ve haram sınırlarını kendi düşünce ve görüşüne göre daraltamaz da genişletemez. Dinimizde helal dairesi oldukça geniştir. Haramlar ise sınırlı sayılır. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimizin haram kıldığı en büyük günah şirktir. Mümin, imanına asla şirk ulaştıramaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz. Nasıl ve ne şekilde yaşaması gerektiğini yalnızca Allah'ın belirleyeceğini kabul eder, yalnızca ona kulluk eder ve yalnızca ona yardım ister. Haram olan diğer bir günah da insanın canına ve malına kastetmek, şeref ve haysiyetine zarar vermektir. Dinimize göre insanların canı mukaddesi dokunulmazdır. Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir buyurulmaktadır. Bu cihan şükür ölçüye rağmen bugün insanlıktan nasibini almamış hakim teoristler dünyanın gözü önünde Gazze'de ve Rafah'ta en büyük günahlardan birini işlemekte kadın, çocuk, yaşlı ve masumları katletmektedir. Ancak unutulmasın ki dünyada ahirette Allah'ın, meleklerin ve diri dünyadan mazlumların laneti soykırım yapan zalimlerin üzerindedir. Ve yine unutulmasın ki zalimlerin zulmü ancak kendi sonlarını hazırlamaktadır. Azdalaşan kavimlerin ahiretinde hep bu hakikati hatırlatmaktadır. Bu kaçınılmaz gerçekler onlar da mutlaka yüzleşecektir. Allah bize o günler görmeyi nasip eylesin. Kıymetli müminler, İslam haksız kazanç kapılarının tamamını kapatmıştır. Hayatın bereketini götüren, huzur ve güveni zedeleyen hırsızlık, rüşvet, tefecilik, stokçuluk, kara borsacılık gibi gayri meşru yollar haramdır. Buna da dikkat edelim. Allah hakkında, Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmek haram. O yüzden kamuda çalışan bizler, öğretmen, doktor, mühendis, en alt kademeden en üst kademeye kadar çalışan kardeşlerimiz kamu aracını kendi emelleri doğrultusunda kullanamaz. Yapmadığı iş için mesai yatamaz. Yolluk, yevmiye yatamaz. Elektrikten tutun ki kırtasiye kadar kendi evindeki ihtiyaçları nasıl kullanırsa buna göre dikkat eder. Çünkü kampın üzerindeki olan hakkını helal edilmesi kolay değil. Allah bu günaha düşmekten hepimizi muhafaza eder. İslam en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faizin adını da çoğunda haram koymuştur. Faiz alışveriş olarak kabul edilemez. Gelişen ve değişen şartlar faizin haram olduğu gerçeğini asla değiştirmez. Bu hususta Rabbimizin uyarısı gayet açıktır. Ayet-i Kerim'de. Merkez kardeşlerine bakabilirler. Maide Suresi 32. Özür dilerim. Bakara Suresi 275. ayet-i kerimede. Faiz yiyenler, kabilerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Başka neler haramdır? Sağlığı tehlikeye atan, yuvaları dağıtan, içki, kumar ve uyuşturucu maddelerin tamamı haramdır. Fıtratı bozan, aile ve toplumları fesada uğratan, insanlığın geleceğini tehdit eden zina, fuhuş ve cinsel
evlatlarının günden güne azaldığı, haramların özendirildiği ve adeti bir şekilde işlendiği, mahremiyet sınırlarının iyice saydığı bir dönemde yaşadık. Böyle bir zamanda bize düşen Allah ve Resulü'nün koyduğu helal ve haram ölçülerine titizlikle riayet edin. Ailenize ve çocuklarınıza helal ve haram bilincini kazandırmaktır. Unutmayın ki haramlar Allah ile kul arasındaki en büyük engeldir. Helal ve haram hassasiyetini kaybetmek her bir toplum için en büyük felakettir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Hikmetli Müslümanlar başkanlığının yer çalışanlığının günümüz var. Umre ile ilgili düşünce soran kardeşlerimiz için umre programımız aynısı bilgilere izlerden bilgilerimizden alıp alabilmesini takip eden ve efendimi alacak mübarek topraklar görmek isteyen kardeşlerimiz. Bu anlamda yolculuk düşünen kardeşlerimize buradan duyurmuş olalım. Yüce Rabbimler bizlerin ellesinler bizi